Arkadaşlar merhabalar. Full yayınlarında soru çözmeye devam ediyorum. Üçgende açıların dördüncü testindeyiz dostlarım. Hemen vakit kaybetmeden ilk soruyla başlıyorum sorularımızı çözmeye. Şöyle ekran ayarına da bir bakalım. Düzgün müdür? Daha düzgünü olabilir mi diye şöyle bir kontrol edeyim. Evet, ya şu anda gayet iyi gibi geldi bana. Birinci sorumuza bakıyorum, ne diyor? Açıortay 111 derece verilmiş. ACB açısının ölçüsü, yani şuradakine x diyelim. X açısının ölçüsü bizden isteniyor. Dostum eşit açı görünce ne yapacaktık? Aynı harfi yazacağız. Hemen yazalım. A buna, buna da A diyelim. Şuna B, şuna da B'yi yapıştıralım hemen. Sonra toplamları 180 olan bir şeyler arıyorum ki bakın şurada küçük bir üçgen var. A, B ve 111'in toplamı 180. Yazalım. A artı B artı 111 eşittir 180 olacak. Demek ki A ile B'nin toplamı 69 olmalı ki arkadaşlarım toplandığında 180'e ulaşabilelim. 111 ile toplandığında. Peki A ile B'nin toplamını bulduk. Bakın burada bir de kocaman bir üçgen var. Bunun da iç açılarını topluyorum hemen. 2A bir açısı. Diğer bir açısı 2B. Ve bir de X var. Toplamları 180 olacak. Bunu da yazdık. Şimdi biz A ile B'nin toplamını ne biliyorduk? 69. O halde burayı 2 ile çarparsak 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı 69 ile 2'yi çarpalım. 18 elde var. 1, 12, 13, 138 yaptı. 2A ile 2B'nin toplamı. Hemen şurada 2A ile 2B gördüğüm yere de 138'i yapıştırdım. 138 ile X'in toplamı 180'dir diyorum. O halde X'e de ne kaldı? 42 derece kaldı. Goberler, ilk sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı. Hemen geldik ikinci sorumuza. Bakalım bu ne diyor? Şimdi burada da aslında birinci soruda da ve ikinci soruda da bir kuralımız var dostlarım. Kural sorusu bu ikisi. İşte birinci soruda şöyleydi kural. Şuradaki 111 denilen açı, yani 111 derece şuna eşittir her zaman. 90 artı şu kullanmadığım üçüncü açının yarısı. Yani x'in yarısını topluyorsun arkadaşlarım 90'la. 90'ı bu tarafa attım. 21, 2 ile çarparsan 42'yi bulursun. Ama ben bu formülleri kullanmayı çok sevmediğim için normal çözüm yolunu gösterdim sana dostum. Bak burada da 2 numarada da aynısı var. Burada da dostlarım dış açıortaylar arasındaki açının dış açıortaylar arasındaki açıyı vermiş bize. Burada iç açıortaylar arasındaki açıyı vermiş. Kullanmadığım açı hangisi? C. Bak 111'i neyle oluşturdum? A'nın iç açıortayı, B'nin de iç açıortayı ile oluşturdum. C'yi hiç kullanmadım. Şimdi buraya gelelim ikinci soruya. Burada da iki tane dış açıortayın arasındaki açıdan bahsedeceğiz. Hadi bunu da formülle halledelim. Diyelim ki x eksi 20 iki dış açıortayın arasındaki açı. Hangi dış açıortayları kullandım? C ve B'nin dış açıortaylarını kullandım. Kullanmadığım hangisi? A açısı. Diyor ki kural, dış açıortaylar arasındaki açı da 90 eksi kullanmadığının yarısı, yani 2x'in yarısı olacak diyor. İç açıortaylar arasında neydi birinci soruda? 90 artı kullanmadığımın yarısı. Burada da 90 eksi kullanmadığımın yarısı. Peki hadi düzenleyelim. Eksi 20'yi bu tarafa alalım. Ne oldu dostlarım burası? Eksi 20 buraya gelirse 110 oldu. Şunlar ikiler gitti, eksi x kaldı. Eksi x'i de buraya alırsak artı x olarak gelir, 2x. O halde x eşittir 55 derece çıktı. Hemen geldim 3. soruma. Bakın burada ne diyor dostlarım 3. soruda? Bu sefer de bir iç açıortayla bir dış açıortayın arasındaki açı var. Bakın bunu bilseniz iyi olur. Hadi 1 ile 2 numaradakileri bilmesen de normal yolla çözerdin ama bunu bilseniz yine kolay olur arkadaşlarım işiniz. Şimdi iki iç açıortay arasındaki açıyı bulmayı öğrendik. İki dış açıortay arasındaki açıyı da bulmayı öğrendik. Şimdi de geldik bir dış açıortayla bir iç açıortayın oluşturduğu açıyı bulmaya. İşte bu açı arkadaşlarım kullanmadığının yarısına eşit direkt. Yani alfanın yarısıymış 22 derece. O halde alfa çıkacak 44 derece. Geldim 4 numaralı soruya.
Bakalım ne diyor? ABC bir üçgen, BD bir dış açıortay, şu BD iç açıortay, CD dış açıortay. Bak yine bir içle bir dışın arasındaki açı neye eşitti? ABC üçgeninin, bak B'sini kullandım, C'sini de kullandım. Kullanmadığımın yarısıymış 24. O halde kullanmadığım 48 olacak. Bu bir. Şimdi az önceki öğrendiğimiz kuralı uyguladık. Burada bir tane daha kural var arkadaşlar. Şimdi Denizli noktası görüyorsunuz ya, şu kerata. Bu Denizli noktası, aynı zamanda şöyle konu hakkında biraz da özetle geçelim. Bu Denizli noktasının özelliği şu. İsmi dış teğet çemberin merkezidir. Denizli noktasının ismi. Nedir hocam dış teğet çemberin merkezi? İki tane dış açı ortay ile bir tane İç açı ortayın kesiştiği noktaya dış teğet çemberin merkezi deniyor. Neymiş? İki tane dış açı ortay, bir tane iç açı ortay. Ha sen sorularda bunların üçünü aynı anda göremeyebilirsin. Yani iki dışla bir içi aynı anda göremezsin. Göstermez de genelde arkadaşım. Nasıl olur hocam? Ya bir tane iç açı ortay, bir tane dış açı ortay olur ya da iki tane dış açı ortay olur arkadaşlar. Yani bu üç taneden herhangi ikisi olur. Üçüncüyü de sen gösterirsin. Bak mesela hemen üçüncü soruya tekrar geri dönüyorum sen daha iyi anla diye. Dostum üçüncü soruda ne vardı? Bir dış açıortay, bir iç açıortay. İşte bu Denizli noktasına ne diyecekmişiz biz? Dış teğet. Çemberin merkezi. İkinci soruya tekrar geri dönelim. Bak ikinci soruda ne var? İki tane dış açıortay var. Denizli noktası neymiş o zaman? İki dış açıortayın kesiştiği nokta olduğu için dış teğet çemberin merkezi olacakmış gobeller. Peki bu dış teğet çemberin merkezinden ne geçiyordu? İki dış, bir de iç açıortay. Yani sen şunu çizseydin eğer bileceksin ki kesinlikle bu iç açıortay. Ya da gelelim şu üçüncü soruya. Ne geçecekti dış teğet çemberin merkezinden? İki tane dış açıortay, bir tane de iç açıortay. Bak iç açıortay geçmiş, şuradan bir tane dış geçmiş. Demek ki şu A ile D'yi birleştirirsem ben, burası da kesinlikle ama kesinlikle dış açıortay olacak diyebilirmişim. Şimdi dördüncü soruyu daha kolay anlayacaksın dostum. Bak dördüncü soruda ne var? Bursa'nın iç açıortayı çıkmış. Ceyhan'ın dış açıortayı çıkmış ve Denizli noktasında kesişmiş. O halde Adana'dan da Denizli'ye çizdiğim şu doğru kesinlikle ama kesinlikle bir dış açıortaydır. Ve burası da x derece olmak zorundadır. E o halde 48 ile 2x'in toplamı, 48 ile 2x'in toplamı 180'dir. 2x eşittir 132 yapar. X denilen amca da oldu 66. Bize de x'i soruyor zaten. Paketledik gitti. Geldik 5 numaralı soruya. 5 numarada diyor ki ABC üçgen. Tamam. Bu arada bu dış teğet çemberin merkezi, iç teğet çemberin merkezi, bunları eğer bir unuttuysanız ya da bilmiyorsanız arkadaşlarım, konu anlatım videolarımdaki bu üçgende merkezler başlıklı videoları mutlaka izleyin. Üçgende merkezlerde 5 tane merkezimiz var. 5'ini de anlattım dostlar. İyi öğrenin bunları. Sınavda çıkar bunlar. Şimdi bakalım bunlara. Bu ne diyormuş? AE ve CD açıortay, bir tane de 55 derece vermiş bize amca sağ olsun. Yukarıdaki verilenlere göre alfa kaç derecedir diye bir soru sormuş. Hemen burada da bir bilgi verelim. Bakın AE iç açıortay. CD yine bir iç açıortay. İşte iki iç açıortayın kesiştiği F noktasının ismi iç teğet çemberin merkezi. Bunun da ismi iç teğet çemberin merkezi. Peki buradan ne geçiyor hocam? 3 tane İç açıortay geçecek. Peki hocam iki tane geçmiş. Evet iki tane geçirirler genelde zaten. Üçüncüsünü de senin çizmeni ister. İşte bu B ile F'yi birleştirirsen bu BF de bir açıortaydır deyip buraya da alfayı sen yapıştıracaksın diyor amca. Peki devam edelim şimdi. Başka neler yapacağız? Eşit açılar görüyorum hocam. X, X diyorum. Y, Y diyorum. Ve bak burada X ile Y'nin toplamı iki iç açı. Üçüncünün dışına eşit olacağı için x ile y'nin toplamı kesinlikle 55. Peki hadi bütün üçgenlerin iç açısını toplayalım. Büyük üçgenin ne var? 2x var, 2y var, 2 alfa var. 2x, 2y ve 2 alfanın toplamı 180 derece olacak.
Peki biz x ile y'nin toplamını 55 diyebiliyoruz. O zaman 2x ile 2y'nin toplamı 110'dur. 110 ile 2 alfanın toplamı 180. Demek ki 2 alfa 70. Alfa denilen kerata da 35 derece gelecekmiş Gobeller. Geldim 6. soruya. Bakalım ne diyor? ABC bir üçgen. Peki bakın yine iki tane iç açıortay şurada kesişmiş Denizli'de. Artık biliyorsun ki sen bu Denizli noktasının ismi iç teğet çemberin merkezi. Ve iç teğet çemberin merkezinden 3 tane iç açıortay geçecek. O halde hocam bu B'den çizilen de kesinlikle bir iç açıortaydır. Burası da X. Bana da alfayı soruyor. Şimdi az önce 5. soruda yaptığım gibi yine AA, BB diyerek çözebilirsin bu soruyu. Ama bir de 1. soruda söylediğim bir formül vardı ya dostum. Hani şöyleydi. 2 tane iç açıortayın arasındaki açı alfa 90 artı benim alfayı oluştururken kullanmadığım köşe hangisi? B. İşte bu B'deki açının yarısı. Yani 2x'in yarısı olacak dostlarım. 2x bölü 2. 2'ler giderse demek ki alfa eşitmiş 90 artı x'e. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diye soruyor. Alfa eksi x eşittir 90. Evet, x'i bu tarafa alırsam alfa eksi x eşittir 90'ı gördüm dostlar. Bitirdik ilk 6 soruyu. Diğer sayfayı aldım. Test 4'ün 7. sorusuyla devam ediyorum dostlarım. Hemen okuyalım ilk sorumuzu. Yeni nesil bir sorudur. Kibrit çöpleriyle hazırlanmış bir soru. Bakalım ne diyor? Hamza 3 adet eş kibrit çöpü ile. Bak bunlar eş. Bir üçgen oluşturuyor. Eşse bunlar arkadaşlar ne demek istiyor? Bunların boyları birbirine eşit. Yani uzunlukları eşit. O zaman üç kenarı birbirine eşit bir üçgen bu. Üç kenar birbirine eşit olan üçgene biz eş kenar diyoruz. Ve bütün açılarını 60 dereceyi paketliyoruz. Hemen paketledim. Birbirine ne diyor? Sonra diğer iki kibrit çöpünü de birbirine dik olacak biçimde. Bak kibrit çöpleri birbirine dik, yeşiller. O zaman şu aradaki açı 90 derece demek istiyor bana. Bunu da paketledim. Kibrit çöplerinden biri oluşan üçgenin AC kenarı ile 95 derecelik açı oluşturmuştur. İyi görüyoruz bunu. Buna göre kibrit çöplerinden diğerinin üçgenin AB kenarı ile oluşturduğu alfa kaç derecedir diye bir soru soruyor arkadaşlarım. Şimdi alfayı bulacağız. Bakın. Şuradan başlayalım. 95. 95'in iç açısı 85. 85, 60 daha ne yapar? 145 yapar. O halde şuradaki açıya kalır 35. Peki 35, 90 bak üçlü combo var burada. 35, 90 daha 125 şuraya kalır 55. 60, 55 daha 115, 2 iç açının toplamı 3'üncünün dışına eşitti. O halde alfa oldu 115 derece. Yani cevabım çıktı Ceyhan'dan. Gelelim 8. sorumuza. Şekil 1'deki ABC üçgeni B köşesi etrafında DEF üçgenini D köşesi etrafında gösterilen oklar yönünde döndürülerek şekil 2'de görüldüğü gibi üst üste getirilmiştir. Eyvallah ciğerparem çatalkara. Buna göre diyor 65, 75, 45, 35'leri verdim zaten sana diyor. İyi güzel. Şekil 2'de üçgenlerin kenarlarının oluşturduğu açılardan biri 110. 110 nerede? 115 demek istedi herhalde. 115'ten bahsediyor. İse diğer iki kenarın oluşturduğu alfa açısı kaç derece? Şimdi 115 burada yazmış, 110 burada demiş. Bir basım hatası olmuştur arkadaşlar. Çok önemli değil. Biz 115'e göre çözelim. Cevap çıkmıyorsa 110'u göre çözeriz bir de arkadaşlarım. Hadi başlayalım şimdi. Öncelikle şu sarı üçgenin B'si 65. O zaman burası da 65 dostlar. C'si 75. O zaman C'si burası da 75. Döndükten sonra açı değeri değişmez Gobeller. 75, 65 daha ne yaptı? 140. 140 ise buraya ne kaldı? 40. Şuraya 40 derecemizi yazalım. Şimdi 45, 35'i de yerleştirelim. Şuradaki açımız 45. F açısı da 35'miş. Buraya da 35'i yazalım. 45, 35 daha 80. Şuraya da kaldı 100. Buraya da 100'ümüzü yazalım dostlar. Şu açımızda 100 dereceymiş. Şimdi bu bilgilere göre alfayı bulmaya çalışalım. Dostum,
Şimdi nereyi bulalım ilk önce? 115'ten başlayalım bakalım. Bir hareket edelim. 115'in şu iç açısı ne olacak? 65. Şurası 65. 45 daha ne yaptı? 110. 110 ise şuraya ne kalacak? Şu üçüncü açıya 70. 70'in ters açısı yine 70. Bak şuraya kadar 70 bulduk. Peki 70, 40 daha 110. O halde şuradaki açıda üçüncü sarı, küçük sarı üçgenin üçüncü açısı da 70. 70'in ters açısı da 70 olacak. 70, 35 daha 105 yapar. İki için toplamı bir dışa eşittir muhabbetinden 105 gelir sorunun cevabı. 8'e de ne diyor? Ceyhan diyor. Tamam, demek ki 115'e göre iş yapacakmışız. Şurası 115'miş arkadaşlar. Basım hatası varmış orada. Evet, cevabımız Ceyhan'dan geldi. Geldik 9. sorumuza. Hadi okuyalım sorumuzu. Evet, böyle konumlu sorular tam böyle yeni nesil soru tarzlarıdır arkadaşlarım. Gençlikte kullanıyor ya sürekli birbirine konum atma. O yüzden ÖSYM sever bu tarz soruları. A konumunda bulunan alışveriş sitesi. Şurada bir alışveriş sitesi varmış. B, C, D konumlarındaki adreslere sevkiyat yapacaktır. Peki. A'dan B'ye, B'den C konumları arasındaki açı 75. BC ve B'den C'ye ve C'den D'ye konumlar arasındaki açı 40 zaten göstermiş. Bir de 35'i söylemiş. Buna göre A'dan D'ye giderkenki yol ile D'den C'ye giderkenki yol arasındaki şu açı acaba kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Hadi biz de bulalım arkadaşlar bunu. Neydi bumerangın kuralı? İçerideki 3 açının toplamı dışarıdaki 4. açıya eşit. Peki 40, 35 daha 75. 75, 75 daha 150 derece yaptı. 9. sorumun cevabı Bursa'dan çıktı Gobernir. Evet, geldik 10. ve bu testin son sorusuna dostum. Yine bir katlama sorusu, çok güzel, harika. İyice öğreneceğiz bu katlamaları çünkü sınavda çıkma potansiyeli çok çok yüksektir dostlarım. İyi öğrenin bunları. Şimdi öncelikle şu bildiğimiz işlemleri bir hiç soruyu okumadan yapalım mı? Bak 20, C açısı 20'ymiş, onu buraya bir yazayım ben. Şimdi AD boyunca katlandı bu. B köşesi B üstüne geldi. Katlanmadan önceki halini ben bir çiziyorum bunu. Şöyleydi katlanmadan önce. B buradaydı. Katlandı, B üssü oldu. Peki ne boyunca katlandı? AD. O halde AD ne olacaktı? Açıortay. Hemen buraya alfayı yapıştırdım. AD bu taraftan da açıortay olacak. Şuraya da iki çizgimizi, noktalımızı koyduk. AB, AB üssüne eşit. Katlanmadan önceki hali katlandıktan sonraki haline eşittir. Şuradaki kenar şu kenara eşittir ki biz bu şekle ileride deltoid diyeceğiz dostlarım. Katlama sorularında her zaman deltoid çıkar. Peki B üssü açısı katlanmadan önce neydi? B açısıydı. Bunlar da birbirine eşit. 10 ile 20'nin toplamı 2 iç açıdır, 1 dış açıya eşittir. Şurası 30 yapar. 30 katlanmadan önce buradaydı, burası da 30 yaptı. Şu 30 ile 20'nin toplamı 50'dir. O halde şuraya 130 kaldı. 50, 180 olması için 130 kaldı. 2 alfa 130 ise alfaya da 65 kaldı. Sorumun cevabı Denizli'den patladı gitti. Evet dostlar, bunu da gömdük. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın Goberler.